arkadaşlar. Bugünkü rotamız Fethiye, Ölüdeniz ve Günlüklü'ye gidiyoruz. Geçen yıl buraya geldiğimizde yine Fethiye'ye gitmiştik. Mesafesi buradan evet çok yakın değil ama çok çok uzak da değil. Gitmeye değer bir yer çünkü. Yaklaşık 1,5 saatlik bir yolumuz var. Hep beraber şimdi ailece Fethiye tarafına gideceğiz. Günlüklü'yü de okuduğumda, yorumlara falan baktığımda gerçekten manzarası, resimler efsane bir yerde. Dar dar ormanların içerisinden geçerek gidiliyor. Fakat orada balıklar ısırıyormuş denizde. Dikkatli olun diye yorumlar çok fazla okudum. Bilmiyorum, gideceğiz ve tecrübe edeceğiz. Ama kalkanımın da güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar ya? Gerçekten burada insan çok fazla yeri gezmek de istemiyor. Bura her şey için yetiyor da artıyor bile, değil mi Lina'cığım? Evet. Lina, en çok denizi mi seviyorsun, havuzu mu? Havuzu mu? Hı. Denizi sevmiyor musun? Deniz hiç güzel değil. Tuzlu böyle, hep dalgalar çap diye yüzüyor. Ama çok şifalı Lina. Hı. Bir de denizde yüzmek havuzda yüzmekten daha kolay değil mi? Hayır. Havuz, değil mi? Hayır, havuz daha güzel. Bak mesela gözüm orada bakmış ya. Evet. Dalıp alabilirsin ama orada... Orada da dalıp alabilirsin. Hayır ama orada hiçbir şey gözükmüyor. Aa, gittiğimiz yer akvaryum gibi Lina'cığım. Hem de bir sürü balıklar varmış biliyor musun? Böyle ısırıyorlarmış bacaklarından, ayaklarından, parmaklarından falan. Minik minik. Sen çok seviyorsun ya balıkları. Aa, ne ilgin. Biz gidiyoruz. Biz gidiyoruz. Nereye gidersek gidelim, şu kalkanın sokak araları kadar güzel bir sokak arası hiç görmedim gerçekten. Her yer cennet. Cennet gibi, gerçekten çok güzel ya. Mimarisi şahane. Şu sokak arasından geçmesi bile burada olmaya değer yani. Ve çiçekler şahane kokuyor. Bakın her duvar dibinde. Begonvil mi bunlar, bir türlü bilemedim ama. Begonvil galiba ya. Evet. Bu pembe çiçekler. Zeytin ağaçları bak. Zeytin ağaçları, bir sürü ağaç var zaten. Keşke incir var. Ağacı, dut ağacı, kara dut ağacı var bizim bahçemizde. Arkadaşlar, panere bakın nasıl yumuluyorsun. Yaptım şimdi. Biraz daha zoom yapayım. Gördüm seni. Afiyet olsun. Ya yemek yerken beni rahat bırak ya. Yemek yemiyor resmen, savaşmıyor mu arkadaşlar? Ben şimdi yanlış mı söylüyorum? Bu sıcakta kuru fasulye pilav almış. Sıcakta kuru fasulyenin ne ilgisi var? Sıcak olmakla ilgisi var. Yemek de çok sıcak, hava da çok sıcak. İrem afiyet olsun canım. Arkadaşlar, İrem yemek yemeyi çok sever. Günde yaklaşık 11-12 öğün falan yediğini söylüyor. Açız yani. Açız yani. Biz hep ailece açız. Ama ben hiç sevmiyorum. Bakın herkesin önünde bir tabak. Bakın. Gördünüz. Gördünüz. Benim önüme bakın. Gördünüz mü? Hiçbir şey yok. Birazdan senin yemeğin de gelecek. O zaman arkadaşlar görecek. Aa, doldu. Bunu ben istememiştim ama neyse, tamam. Kıymalıydı. Yok yok, şaka diyorum ben videoya. Beyefendi diyor ki kıymalıydı diyor. 4 tane istemiştiniz. 4 tane derken sadece bu benim arkadaşlar. Yani toplamda 4 tane. Şimdi Rukiye abla 4 tane pide mi yiyorsun demeyin yani. Niye yalan söylüyorsun? Daha dün 6 tane yemedin. 6 tane mi yedim? 6 tane yedim. Yok canım, ben 9 tane yedim. Sen 3 taneyi gözden kaçırmışsın. Ölüdeniz'e geldik arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Lina bacanağının arabasına binmeyi tercih etti. Merhaba Linaş, iyi yolculuklar. İnanılmaz bir kalabalık var. Yaklaşık 1 saattir mi? 40 dakikadır diyeyim. 1 saat fazla oldu. 40 dakikadır falan bulunduğumuz yerdeydik. Hiç kımıldanmıyor. Ama nihayet geldik plajına. Plajı çok çok güzel gerçekten ama çok fazla kalabalık arkadaşlar. Yani bunca yolu tepip de bu plaja girmek için değer miydi diye düşünmüyor değilim. Lina'cığım geldik. Ay, çok ciks görünüyorsunuz. Teşekkür ederim. Buradan sonrası yol o kadar güzel ki arkadaşlar. Plaja kadar böyle çiçekler, yeşillikler içerisinde. Sol tarafta plaj. Şöyle beachler var. Geldik arkadaşlar ama felaket kalabalık var. Şurada sonuna kadar her yer full dolu. Şöyle göstereyim size, çok yakınlaştım. Acaba yer bulup oturabilecek miyiz şimdi? En güzel yer burası bence, gölgelikler altında. Şu an hava çok sıcak. Kendimize loca bulduk arkadaşlar. Şimdi şunun içinde bir serinleyelim. Yandık çünkü. Evet, korsan teknemiz geldi arkadaşlar. Bir tanesi de orada. Ama çok güzel tekneler değil mi, guletler? Tam müzik sesleri buraya geliyor. Bir tane daha geldi.
Önde giden rookie en hızlısı. Babacığım, arkadaşının adı neydi? İsmi neydi? Helin herhalde. Helin de miydi? Pelin. Amerika'dan gelmiş Pelin. Gelirken de annesine demiş ki inşallah demiş Türkiye'ye gittiğimde Lina'yı görürüm. Annesi de imkansız olduğunu düşünmüş. Koskocaman Türkiye'de nerede göreceğiz ya? Arkasından bir baktık sizi gördük diyor, çok şaşırdık. Demek ki çok isteyince bir şeyleri oluyormuş gerçekten. Şimdi Pelin'le yüzdüler. Yoruldu geldiler. Tam vallahi bir kitap girmiş buldum. Kitabın içine. Beyza Aksoy'dan Açık Yaralar ve Dikiş İzleri. Wow. İsmi bile ne kadar orijinal. En son ne okudun? Hatırlamıyor musun? Epeydir okuyamıyorum. Yine. Ama sabah Circle diye bir kitap okudum İngilizce. Patates kızartması mı yiyorsun? Evet, sıcakta çok sen istedi. Kuru fasulye yiyorsun da biz patates evet, kızartması onu yiyemezdik. Tabii ki yerim. Baba dökmesin. Kuru fasulye pilav istiyor tatilde ya. Ondan güzel yemek mi var ya? Milli tamam, yemeğimiz. Tamam olmayabilir de biraz kış yemeğine kaçmıyor mu? Ne alakası var? Fasulyenin içinde şey mi var? Ateş mi çıkıyor? Sıcakta fasulye mi? Allah Allah. Patates de sıcak. Bak Lina en güzel cevabı verdi. Niye yiyorsun? Bizim milli yemeğimiz Türklerin. Yalan mı? Kuru fasulye milli yemek. Kuru fasulye ana yemeğimiz. Sen arkadaşlara gösterdin mi buraları? Ya gösteremedim. Hava o kadar sıcak ki arkadaşlar. Kendime bir geleyim. Daha üstümü bile değiştirmedim. Yaklaşık 2 saat falan oldu biz buraya geleli. 2 saattir böyle locaya çekildik. Hepimiz etrafı izliyoruz. Yani. Ben şöyle bir göstereyim. Keyfimiz yerinde. Oo, sahil böyle arkadaşlar. Arkadaşlar burada bak yamaç paraşütü yapılıyor. Şu dağdan iniyorlar. Tek tek. Burası da Kumburun diye geçiyor. Böyle üç tarafı deniz. Ada şeklinde. Karşıda da bir adamız var. Adaya kadar yüzülebiliyor. Buletin tepesi gözüktü arkadaşlar. Bak oradan bir tekne daha geliyor. Tur teknesi bundan. Karşıya demirliyorlar. Ya şunda nasıl uçuyorlar arkadaşlar anlayamıyorum ya. Çok zor iş. Oradan öyle sahile iniyorlar. Dağdan süzüle süzüle. Kaç tane var? Bir sürü. Şöyle kartal gibi süzülüyorlar. Ve oradan sahile iniyorlar. Ama çok güzel bir havası var buranın. Deniz de çok güzel. Tavsiye ederiz. Ölü deniz. Bu şekilde. Şuralar da deniz. Arkalar arkadaşlar. Herkes keyifte, denizde, kimi yamaç paraşütünde, sen de burada patatesiye otur. Aa evet, Taner biraz sonra yamaç paraşütüne çıkacak. Onu unutmuşum. Öyle miydi? Niye kaldın öyle, evet. Öyle bir şey konuşmadık. Baba bir de bırakarsak sakın yapma, denize benzeteceğiz. Orada sahile iniyorlar, pilotlarla biniyorsun. Vallahi isterseniz videoya çekeceğim dersen binerim. Değil. Yamaç paraşütüne binecek aynen misin? Yolda gelirken dedi ki hiç akıl işi mi dedi. Ben değil ama dedim. Sen arkadaşlara göstermek için binebilirim. Tamam. Arkadaşlara çekiyorum. Biniyor musun? Bir kere daha bakayım. Bak. Şuraya bak ya. Nasıl biniyorlar bunlar buna ya? Vallahi ben gökyüzüne çıkmak sonsuza bakıyorum. Yok yok, bu akıl işi değil ya. Vaz mı geçsen? Hadi bacan ağam. Bacan ağam, ben vazgeçtim ya bu işten. Zor işmiş. Ben vazgeçtim. Çok yüksek ya, şunlara baksana. Korktu arkadaşlar, duydunuz. Gelirken zaten binemem demişti. Tamam bir ödül verirsen. Şöyle bir yoklayayım demişti. Ödül veririm. Ne vereceksin? Bak hava çok sıcak, sana şöyle gazlı soğuk bir içecek alabilirim. Ne? Gazlı soğuk onu içecek. Onu ben sana ısmarlayayım ya, gazlı içecek içecekmiş. Ne istiyorsun söyle. Artık sen şöyle ciddi bir şey, daha böyle oturaklı bir şey söylemen lazım. Oturaklı bir şey, sana bir oturak alıyorum. O da olmadı. Şezlong ne istiyorsan kalmam. Alırım, söz. Tamam, bir şezlong alma fitiz. Ne? Bir şezlong mu? Oturak diyorsun ya. Sana loca aldım, ne yapacaksın şezlongu? Allah'ım loca, loca tutmuş diye yani nedir ya? O da olmaz. Ya tamam, ne istiyorsan, binecek misin, binmeyecek misin? NASA çekti. Bilmiyorum, tamam. Korkuyorum vazgeçtim desene şuna. Madem kısaca öyle vazgeçtim. Korkuyorum de. Korkuyorum de. Korkmuyorum da tehlikeli gibi buluyorum. Baba binme ya. Lan kafam gözümü yarar. Aslan. Ne yapacağım? Sen de bin et. Hayır abi. Lina az önce ne dedi biliyor musun? Sen orayı gösterirken arkadaşına. Her zaman dedi gökyüzüne çıkmak çok istemişimdir dedi. Siz çıkarsanız ben de gelirim dedi. Yani Lina'yla mı binelim demek istiyor? Lina olmaz ki, ona uygun Lina'yı değil ki. Lina'yı vermem. Zaten. Lina'yı o riske atamam. Hayır, 18 yaş üstü muhtemelen. Evet arası. Yani muhtemelen. O yüzden canım büyümeyi bekle. Zaten sen büyüdüğünde eminim ki çok çılgın. Gözü kara bir kız olacaksın. Kendi
kendisi de söylüyor zaten. Büyüdüğümde kendi videolarımı kendim çekeceğim. Çok çılgın videolar çekeceğim diyor. En yüksekten atlama, kayma videoları falan yapacağından bahsediyor daha şimdiden yani. Patates kavgası başladı. Patates kavgası başladı. Siz bunu bize 3 kişi yedirtti. Buna da tek başına kendi kondu vermiyor. Alırım. Birazdan bir tane de alırım babacığım. Hadi al da gel o zaman. Nihayet denize girmeye karar verdim. Akşam oldu. Bugün gerçekten çok üşendim. Suya bakar mısınız? Gerçekten akvaryum suyu gibi değil mi ama? Pırıl pırıl bir su. Hiçbir şey yok. Tertemiz. Ama çok çabuk derinleşiyormuş. O yüzden biz Lina'ya da göz kulak olmak için çok fazla uzaklara girmeyeceğiz. İrem tembellik yaptı. Girmek istemiyormuş bugün. Evet. Efe de tek başına takılmaya karar verdi. Babasıyla çok yüzdüler. Oradalar. Ha uzak oradalar mı? Ha. Onları da bir gösterelim. Evet onlar bayağı uzaklaşmışlar. Onlar orada takılsınlar. Şimdi biz de giriyoruz. Çok güzel. Çok güzel. Hadi. Güzel olsun böylece. Gel. Şahane güzel. Bravo. Bravo. İyice öğrenmiş. Bir yandan devam. Devam. Gel. Al beni. Lina bu yıl bayağı öğrendi. Kendi kendine yüzüyor her yerde. Pelin de geldi. Sizi Pelin'le tanıştıralım mı? Hazırlandık. Lina buraya bir sürü taş doldurdu yine her zamanki gibi. Her sene biliyorsunuz böyle dolduruyoruz taşları, midye kabuklarını ama maalesef midye kabuğu yokmuş burada. Bu sene midye kabuksuz gideceğiz ama geçen sene topladığımız o güzel değişik taşları, midye kabuklarını falan balıklarımızın akvaryumuna koyarak süslemiştik değil mi Lina? Artık çıkabiliriz. Arkadaşlar şimdi evimize geldik. Karnımızı doyuracağız. Taner artık bir cızbız yapacak bize. Evet. Ben de acaba sen yapana kadar şu havuzun tadını çıkarsam mı diye düşünmüyor değilim.
Yorulmadın mı ya? Biraz gözüm de kesmiyor peki ama. Bence girme, biraz da rüzgar çıktı ya. Üşürsün. İyi. Atlıyorum. Atla. Bir, iki, üç. İnananlar yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Her neyse arkadaşlar, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.